Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, günaydın. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da Sabah Ajansı yayınıyla geldik huzurlarınıza. Bizden önce Sinan Tatlı vardı. Türkiye'den, dünyadan haberler taşıdı size. Şimdi sıra bu fakirde. Yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle burası A Haber. A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da hafta içi sabah yaklaşık bu saatlerde dua ediyoruz birlikte. Hazır mısınız? Ey dua ordusu, neredesiniz? Her yerdesiniz, bunu biliyoruz. Dünyanın her yerinde bizi seyredenler, dinleyenler, hazırsanız işte duamız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu ekber ve lillahilhamd ya rabbel alemin. Ve ya rahmen rahim. Allah'ım sen rahmansın, sen rahimsin, sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin. Ve Erhamer Rahimin Allah'ım. Sana yalvarıyoruz. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin. Ve Erhamer Rahimin Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver. Dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Allah'ım ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana. Dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize şafi isminle şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının, kardeşlerimizin borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Dualarımızı işit ve kabul et. Geçmişteki ve gelecekteki gizli ve açık bütün günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi senin dininde sabit kıl. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ayağımızı kaydırma, bizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan, doğru yoldan ayırma, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber ve şimdi haberler. Saatlerimiz 6:02 dakika geçiyor. Sabah Ajansı koronavirüsle mücadelede geldiğimiz son durumu göstereceğimiz tabloyla devam ediyor. 229.846 test yapılmış, 5.846 vaka sayısı, hasta sayısı 510, vefat edenlerin sayısı 53, Allah rahmet eylesin, 6.536, iyileşenlerin sayısı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme ile ilgili yayımladığı genelgeye bir göz atalım. Saatlerimiz 6:02 dakika geçiyor. A Haber Televizyonu'nu ve A Haber Radyo'yu takip ediyorsunuz. Normalleşmede 3. aşama 1 Temmuz'da başlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek efendim. Bunu ne zaman söylüyoruz? 30 Haziran'da söylüyoruz. 1 Temmuz'da başlayacak olanlar, şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Faaliyetlerine ara vermiş tüm iş yerleri, sinema salonları kapılarını açacak. Nargile salonlarında kısıtlama sürecek. Bugün 30 Haziran 2021. Efendim, şimdi bir sayfamız daha var. Restoran, lokanta ve kafelerde müşteri sınırı olmayacak. Kahvehane, kıraathanelerde yeniden oyun oynanabilecek. Müzik yayını saat 24'e kadar yapılabilecek. Konser ve festivaller yeniden başlayacak. Yarın itibariyle nikah düğünlerde yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Yarından itibaren arz edelim. Bugün 30 Haziran, yarın 1 Temmuz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek, yoğunlaştırılmış denetimler sürecek. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, saatlerimiz 6:03 geçiyor. Ve şimdi Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamaları huzurlarınıza geliyor. Nüfusun %57'si bir doz aşı oldu. Hatırlatma dozu ne zaman? Bütün yasaklar ne zaman kalkacak? Şehir hastanelerinin satışı falan söz konusu değil. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının arasında
bahsettiğim konular var. Delta varyantı artıyor. Şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı şu an 26 ilde görüldü. 134'ü de İstanbul'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantı ile ilgili son tabloyu mecliste açıkladı. Bakan Koca, bayrama kadar aşılamada hedeflenen rakamları paylaştı. Bayrama kadar en az bir doz aşılanma oranı %70 olmalı diye hedef koyduk. İki doz aşısı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyonu biraz önce geçti. Bir doz aşısı olan da şu an 34 milyonu buldu. Toplamda %25 oranında çift doz aşısı olan vatandaşımız oldu. En az bir doz aşı olma oranı ise %57'ye yaklaştı. Hedef %80 ve üstü. Spor müsabakaları için bir müjdesi de vardı Bakan Koca'nın. 1 Temmuz'da geçerli olmak üzere tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Peki ikinci doz aşılarla hatırlatma doz aşı ne zaman yapılacak? Bakan Koca bilim kurulu toplantısını işaret etti. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın bilim kurulunda gündem konularından bir tanesi de bu olacak. Ve tartışma konusu olan müzik yasağı. Bakan Koca o yasakta kalkacak yanıtını verdi. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasakta kalkacak. Muhalefet şehir hastanelerinin satılacağı iddiasını gündeme taşıdı. Bakan Koca böyle bir şeyin olmadığını vurguladı. Şehir hastaneleri, binaları ve arsaları devletindir. Kira durumu 25 yıllıktır. Hizmetlerin satın alma durumu ise 5 yıllığına alınır. Herhangi bir devir söz konusu değil. 19 hizmetin bazı kalemleri bir başka firmadan alabilirsiniz. Bu hizmeti almaktan öte bir durum değildir. Yatırımcının değişikliği söz konusu olmamıştır. İlgili firmada Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı olan 15-16 yıldan bu yana da hizmet veren bir firma. Bakan Koca Fransa vazgeçtiği için BioNTech aşılar Türkiye'ye geldiği iddiasına da yanıt verdi. BioNTech Almanya ve Türkiye'ye aşı ihtiyacını BioNTech bu iki ülke için bu ihtiyacı karşılıyor. Fransa'nın almadığı aşının Türkiye'ye gelme gibi bir durum söz konusu değil. Aşı karşıtlarının sayısı da soruldu. Bakan Koca bunun gündemde tutulmasının doğru olmadığını söyledi. Vatandaşımız aşıya son derece uyumlu. Saat 6-7 dakika geçiyor. Dünyanın yeni endişe kaynağı Delta varyantı. Rusya'da son 24 saat içerisinde rekor düzeyde can kaybı kayıtlara geçti. Koronavirüs salgınında dünyanın yeni endişe kaynağı Delta varyantı. Yeni varyant karşısında aşıların etkinliği de tartışılmaya başlandı. Dünyaca ünlü bilim dergisi Lancet, Sinovac aşısının etkinliğini araştırdı. Sinovac aşısı Delta varyantına karşı etkili. İki doz aşısını olanlarda hastalığın neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riski azalıyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda aşının 3 ila 17 yaş arasındaki grupta da etkili olduğu tespit edildi. Gözlerin çevrili olduğu bir başka aşı ise Sputnik. Yapılan araştırmada aşının hastalığa karşı koruma oranı %97,8, ciddi vaka önlemesi ise %100 seviyesinde. Ancak Rusya'da aşılama oranı düşük kalınca vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Rusya'da son 24 saatte 652 kişi yaşamını yitirdi. Bu şu ana kadar ülkede görülen en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Rus yetkililer de aşıda hedeflerin tutmayacağı görüşünde. Kremlin sözcüsü Peskov, sonbahara kadar nüfusun %60'ının aşılama hedefine ulaşılamayacağını duyurdu. Ülkede vakaların %90'ı Delta varyantı iken, varyantın mutasyona uğramış hali Delta Plus'ta yayılmaya başladı. Rusya'da ilk defa Delta Plus varyantı da görüldü. Son 24 saatte 20 binden fazla vakanın olduğu İngiltere'de ise normalleşme adımları tartışılıyor. Vaka sayılarımızda artış var.
Ama hastane yatış ve ölüm oranlarımız hala düşük. Önümüzdeki 3 haftada aşılanmamış kişilerin aşılanması için çalışacağız. 19 Temmuz'da da COVID öncesindeki hayatımıza döneceğiz. Delta varyantı Fransa'yı da etkisi altına aldı. Yeni vakalarımızın %20'sinde Delta varyantı tespit edildi. Bu oranda hızlı bir yükseliş var. Ancak yine de toplam rakamlarımız düşüşte. Bu varyant kısa sürede hakim tür haline gelecek. İran'da da ilk defa Delta varyantı vakası tespit edildi. Avustralya'daki kısıtlamalarsa genişletildi. Yeni kapanma kararlarıyla birlikte Avustralya nüfusunun %80'i artık kapanma sürecine girdi. Delta tehlikeli bir durum oluşturuyor. Yetişkin nüfusun %80'i aşılanana kadar eski normallere dönmeyi konuşamayacağız. Bu görüntülerin adresi ise Endonezya. Vaka sayılarının artmasıyla sağlık sistemi iflasa sürüklendi. Hastanelerde yatacak yer kalmayınca birçok kişi koridorlarda beklemeye başladı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı'na haftalar kala bir yoğunluk başladı. Bilet fiyatları ise yoğunlukla birlikte yükselişe geçmiş. Kurban Bayramı yaklaştı, mega kentten memlekete göç başladı. Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Çoktan beri yani bir 10-15 gündür başladı. Hemen hemen arabalarımız dolmuş vaziyette yani. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyenler otogarların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca da otogarlarda da yoğunluk başladı. Kurban Bayramı öncesindeki haftada ise acentelerde doluluk yaşanıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine devam eden otobüs firmaları yoğunluktan memnun ancak fiyatlar yüksek. 15'inden başlıyor, 21'ine kadar araçlar hemen hemen hepsi dolu. 200 liraya aldım bu sene biletleri. Şöyle bir şey, geçen sene yanlış bilmiyorsam Balıkesir'e biz 110 liraya falan almıştık. Şimdi 200 liraya aldık. Balıkesir 7 saatlik yol, orası da 200 lira. Malatya 17 saatlik yol, orası da 200 lira. Efendim, hazır mesele yoldan, yolculuktan açılmış iken saatler de 6'yı 12 dakika geçiyor. İken Osman Gazi Köprüsü'nden bahsedelim. Çünkü Osman Gazi Köprüsü'nün hizmete girmesinin yıl dönümü bugün efendim. Osman Gazi Köprüsü'nün hizmete girişinin 5. yılı 30 Mart 2013'te temelleri atıldı. 30 Haziran 2016'da hizmete girdi. 3 yılda yapıldı. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun en büyük ayağını oluşturdu. İzmit Körfezi 4 dakikada geçilebiliyor. Köprü sayesinde İstanbul-İzmir arası yaklaşık 3,5 saate indi. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında oturanlar için dünyanın en büyük orta açıklığı asma köprüsü sıralamasında 4. sırada 2013-2016 yılları arasında yapıldı. Geçiş ücretleri de var. Hizmete girişinin 5. yılı otomobil 147,50 TL, minibüs 236 TL, otobüs 280 TL. Bunlar da köprünün geçiş ücretleri. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, köprünün geçiş ücretlerini de arz ettikten sonra Erdal Kuruçay'la buluşturacağız sizleri. İstanbullular, Erdal Kuruçay'ın anlatacaklarını özellikle dinlemenizi rica ediyoruz. Çünkü ilan edilen su kesintileri ile ilgili bilgiler var. Erdal Kuruçay'da. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Erkan'tan. İSKİ'den bir resmi açıklama geldi. Anadolu yakasında 3 ilçede resmi su kesintisi olacak. 16 saat sürmesi bekleniyor. Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe ilçelerinde 16 saat sürecek. Bugün başlayacak ve yarına değin devam edecek. Bir de resmi açıklama geldi yine İSKİ'den. Yapılan açıklamada Sultanbeyli ilçesi baraj yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı bağlantılarının yapılacağı 30 Haziran 2021, yani bugün çarşamba günü ise saat 10 ile
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 02 saatleri arasında 16 saatlik su kesintisinin olacağı duyuruldu. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri devam ediyor açıklamada. Sultanbeyli ilçesinin tamamında su kesintisi olacak bu 16 saat boyunca. Sancaktepe'de ise Osman Gazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani Mahallesi, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde kesinti devam edecek. Maltepe'de ise sadece Büyük Bakkalköy mahallesinde kesinti 16 saat devam edecek. İstanbul'da baraj doluluk oranı ise %74 normal seviyesinde devam ediyor. Evet, tekrar etmekte fayda var ki vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasınlar. İSKİ'den bir açıklama gelmişti. Anadolu yakasında 3 ilçede Sancaktepe, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi bugün saat 10'da başlayacak ve akşama kadar devam edecek. Hatta gece 2'ye kadar uzanması öngörülüyor. Bazı ilçelerde saat 4'e kadar da uzanacak. 04'e yani geceye kadar diyelim ve Beşiktaş'tan sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan. Erdal Kuruşa'ya teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 6'yı 15 dakika geçiyor. İstanbul Kağıthane'de taksiyle otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş. Taksiyle otomobil çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Saat 22 sıralarında Sütlüce Kavşağı'nda seyir halindeki bir taksi yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Önüne aniden bir otomobil çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Burası A Haber. Sabah ajansı devam ediyor. Saatlerimiz 6'yı 16 dakika geçiyor. Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devriliyor. 11 yaşındaki bir kız çocuğu maalesef hayatını kaybetmiş. 5 kişi yaralı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Araçta bulunan bir kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı. Feci kaza Sivas-Ankara Karayolu Yıldızeli ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özan yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sürücü Ahmet Özan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Saat 6'yı 17 dakika geçiyor. Günün adı 30 Haziran 2021. Çarşamba. Burası A Haber. A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda gazetelerle devam ediyoruz. Yayınımızı efendim açıyoruz bütün gazeteleri. Sabah sözleşmeli tarımla fahiş fiyata çözüm manşetten. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları var efendim. Tercihlerinizi yüzdelik dilimlere göre yapın. LGS ile ilgili tavsiyeler var. Takvim, Allah cezanızı versin. Adalet, cinsel istismara uğrayan iki masum yavrunun çığlığını duymadı. Tecavüze göz yuman anne ile üvey babayı serbest bıraktı. Lanet yağdı. Allah cezanızı versin diyor Takvim gazetesi. Ve akşam maskeli normal. Ayrıntılar var efendim. 4 itiraz nasıl reddedildi? Takvimin manşeti, akşamda da manşet. 3 hakim, 2 kardeşin yazarak, çizerek anlattığı istismarı görmezden gelip öz anne ile üvey babayı tahliye etti. Bakanlık ve başsavcılığın itirazları geri çevrildi. Delilleri karartabilirler. Akşam gazetesinde efendim. Devam ediyoruz. Yalanda ısrarlı Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine Katarlılara sınavsız üniversite yalanını yine dillendirdi. Milat, yalan habere dayalı bu düzen ulusal güvenlik sorunu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle söylüyor efendim. İhraç et bunu başkan. Milat'ta Fenerbahçe ilgili bir haber de var. İlerleyen dakikalarda okuyacağız efendim. Üniversite sınavı kaldırılsın Devlet Bahçeli'nin önerisi. Manşet. Milat'a konuşan Hollanda eski başbakanından Avrupa'ya İsrail uyarısı. Atom bombaları var. Dünya gerçeği görmeli. Tuzağa düşmeyin. Siyonist lobi çok etkin. Hollanda eski başbakanından açıklamalar. Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta bakalım efendim neler var. Yine zırvaladı. Yalanda zirve yaptı. Pinokyo olsa burnu büyürdü demiş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu için. Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Şafak'ta manşette efendim. Tarif edilir gibi değil PKK'nın vahşeti. PKK, PYD, YPG bu elikanlı katillerin vahşeti Yeni Şafak'ta. Hemen yanında Yeni Akit var efendim. Hemen bakalım Yeni Akit gazetesinde. İT'e 20 bin lira para cezası. Efendim Ordu eski valisi ne? İT diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. İT'e 20 bin lira para cezası. Efendim devam edelim. Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş. İstanbul Beşiktaş'la ilgili haber. Göbelsin çocukları. Yeni Akit'te maçta. Zillet İttifakı ve medyası Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor. Ve devam edelim. Sabah Avrupa ile katliam mektupları. Camide katliam planlayan Susan'ın evinden çok önemli iki sanıktan gelen 47 mektup çıktı. Avukat yeni bir katliama yol açabilecek mektupların açıklanmasını istedi. Katliam mektupları Nazilerle ilgili, camide katliam planlayanlarla ilgili haber. Ve Yeni Asır'dayız efendim. Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor. Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları Yeni Asır gazetesinde. Kral mezarlarının üzerinde saltanat süren Mesut ve Acun'a şok. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ait ultra lüks villaların bulunduğu Alaçatı'daki arazinin arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı diyor efendim Yeni Asır'da. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. İlk sayfasını açıyoruz Türkiye Gazetesi'nin. Trabzon'da bir dünya markası Marek 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Cüneyt Çakır 1 numara FIFA hakemimiz, Avrupa şampiyonalarında en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti. Önemli anlaşma yerli helikoptere Ukrayna motoru. Harem tasvirleri, saçmalık. Harem ağası Beşir Ağa'nın hayatını yazan Amerikalı profesör, harem günah yuvası değildi dedi. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hala özür bekliyoruz. Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Hayvan hakları geçmeden meclis kapanmayacak. Maske takmayan aşı olmayan Rusya'da dün 652 kişi öldü. Rehavetin sonu felaket. Ayrıntılar var. Tabii bu haberler bizi de etkilemesi gereken haberler. Devam edelim. Delta varyantı şimdi de İran'da görüldü. Devlet Bahçeli üniversite sınavları kaldırılsın. Devlet Bahçeli'nin yüzüğü de var. Kızıl elmaya doğru yazıyormuş yüzükte efendim. MHP Genel Başkanı Kanal projesini, Kanal İstanbul'dan bahsediliyor. Samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır deniyor. İsrafı önlemek için ambalaj. Bugün Antalya'da Lavrov geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Antalya'daki zirvede turizm ve Suriye konusu ele alınacak. İstanbul Sözleşmesi Danıştay'dan Akşener'e red. Meral Akşener'in İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla fesine ilişkin Danıştay'da açtığı davada yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 10 kişiden biri emekli. Türkiye'de 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Yunan soydu gönderdi, biz giydirdik. Yunan askerleri yakaladığı 42 göçmenden 12'sini çırılçıplak soyup Türkiye sınırına bıraktı. Bunların medeniyetini görün, Batı. Yamyamların medeniyeti. Yarın normal hayata geçiyoruz. Otogar, tren, her yerde aşı. Bakanlık Elmalı davası hakkında inceleme başlattı. Ayrıntılar gazetede efendim. Birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi saatimiz 6:24 dakika geçer iken sabah ajansında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri var efendim. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalı dedi.
diğer söyledikleri haberimizde. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis kürsüsünde konuştu. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir dedi. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım. Bunaltmayalım. Bahçeli sınavdan bir gün önce Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek yalanına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa, Türk gençliğinden YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Bahçeli grup toplantısında sert söylemini sürdürdü. Pinakya olsa burnu büyürdü. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karanlık muhataplarını bildiğini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'na teklifte bulundu. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum. Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın, bize itiraf etsin. Elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Bahçeli, ABD'de kurulan ve CHP'li eski vekil FETÖ firarisi Aykan Erdemir'in de aralarında bulunduğu Demokrasi Platformu projesinde Türkiye muhaliflerinin buluştuklarına dikkat çekti. Kar amacı gütmeyen, partizan olmayan uluslararası politik örgüttür. Partizan değillermiş. Fakat şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır. Bu projeyle Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin zamanlamasına işaret etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı konuşmada Türkiye'ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti. Muhalefetin dilindeki erken seçim söylemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'deki provokasyonu ve İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı alt alta sıralayan MHP lideri, tüm bu başlıkların Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin ana unsurları olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin bir psikolojik harekata maruz kaldığını söyledi. Ve temeli atılan Kanal İstanbul projesi. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez. Bahçeli, Kanal İstanbul'un yanı sıra iç su yolları projesi hazırlayarak Kızılırmağı esas alan Kızıl Elma İç Deniz Yolu, Yeşilırmağı dikkate alarak Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu projelerinin hayata geçirilmesini de istedi. Sayın Genel Başkanım, yani bir değil birden fazla su kanalı üzerinde kafa yormalı, çalışmalı bu devlet ve bu millet. Devlet Bahçeli de söylüyor, bu fakir de aylardır, yıllardır söylüyor. Başka memleketlere gidip oradaki su yollarından, su kanallarından övgüyle bahsedenler, memleketimiz bir su kanalı yapmasın, yapamasın diye çırpınıyorlar ve adeta çıldırıyorlar. Kadın ve Demokrasi Derneği, kısa adıyla KADEM, Oda Televizyonu'nun yalan haberine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Şimdi soru bu. Soner Yalçın'ın Oda Televizyonu bir yayın organı mı? Adeta bir suç örgütü mü? KADEM, Oda TV'nin yalan haberi hakkında suç duyurusunda bulundu. Oda TV bir öğrenci yurdunda çok sayıda silah bulunduğunu iddia etti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. TRT tarafından bir yurtta çekilen belgeselde kullanılan oyuncak silahlar gerçekmiş gibi okuyucuya aktarıldı. Haberle hedef alınan KADEM ise konuyu yargıya taşıdı. Tabii ki bu yalan bir haber olduğunu kendilerine de hemen iletişime geçip bildirdik. Bu bildirimize rağmen 2 saat sonra, bizimle görüştükten 2 saat sonra yine aynı konuda ancak farklı minvalde bir haber daha dolaşıma sokuldu. Buradan da anlıyoruz ki yayın kuruluşu gerçekten kötü niyetli ve kasti olarak davranmakta. Haberi yapan muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından dava açılması talep edildi. Yapılan bu hareketlerin habercilikle, basın özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle, basın haber yapma kurallarıyla, etik değerlerle hiç alakası yok ve bunlarla izah edilemez bir haber olduğunu gördük. Buna ilişkin olarak da kurumumuz bugün ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Efendim bilerek, isteyerek, planlayarak yalan söylemek ve bilerek, isteyerek, planlayarak bu yalanları söylemeye devam etmek nasıl bir sonuç doğuruyor? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Türkiye kamuoyu ağır bir yalan haber bombardımanı altında. Sosyal medya yoluyla başta olmak üzere hemen her alandan gelen yalan haberler psikolojimizi de olumsuz etkiliyor. Çok tekrarlanıyorsa bir, içine bir miktarda doğru konuluyorsa iki. Yani en büyük yalan içine doğru karışmış olan yalandır. Gerçeğin bir parçası olayın bütününün doğruymuş gibi algılanmasına yol açar. Olmayan bir şeyler söyleniyorsa topluma, ki siyasilerin bu tür davranışlarıyla karşılaşılıyor bütün dünyada, o zaman buna pek fazla dikkatlerini vermiyor olabiliyorlar. Özellikle siyasi menfaat elde etmek için topluma söylenen yalanlar psikolojimizi derinden sarsıyor. Patolojik yalancıların en önemli özelliği sahip oldukları yüksek güven, özgüven. Yalanları çıktığı zaman da hiç rahatsız olmuyorlar ve hemen yeni bir yalanla yollarına devam ediyorlar. Kendi partilerini destekleyen o grupta o zaman bu siyasilerin söylediği dürüst olmayan ya da yalan olarak nitelendirilecek konuşmaları, iddiaları ya da beyanlarını görmezden geliyorlar. Yalan haber ve bilgilerin doğrusu ortaya çıksa da insanoğlunun güven duygusu sarsılıyor. Bu durum ülkenin toplum yapısına da ciddi zarar veriyor. İnsanın ilginç özelliklerinden biri işine geleni, hoşuna gideni almasıdır. Yani ne söylendiğine değil, kimin söylediğine bakıyor insanlar. Toplumsal olarak, bireysel olarak toplumun içinde dikkatimizi nereye verdiğimiz çok önemli. Uzmanlara göre duyduğumuz her haberi hemen inanmamak, haber teyit edilene kadar soğukkanlılığı korumak en doğrusu. Denetlemek, kontrol etmek, araştırma ihtiyacı hissetmiyorlar. İnsanların da çaba sarf etmesi lazım. Doğru ve dürüstlükten bahsediyor olması ve eyleme sokulmasını sağlatması lazım. Bu hem kendi nesli için hem sonraki gelecek nesiller için önemli. Sabah ajansı devam ediyor efendim. Antalya'ya götüreceği sizleri yaşanan ve yüreğimizi dağlayan korkunç bir suç, bir iğrenç suçla ilgili tartışmalar var. Antalya'da Yasin Anzerli hazır. Bizleri ve sizleri bekliyor. Yasin Anzerli, günaydın. Konuyla ilgili son durum ve gelişmeleri anlatır mısın bize? Günaydın Erkan Tan. Bizler de Antalya'dan iyi yayınlar dileyelim. Tabii tüm Türkiye'nin tepkisine neden olan, vicdanları sızlatan olayın adresi Antalya. Geçtiğimiz sene iki çocuğa anne, üvey baba ve bazı akrabaları tarafından cinsel istismar suçlamasıyla dava açılmıştı. Tabii davayı açan tarafın da o çocukların babaannesi olduğunu söylemek istiyoruz. Babaannesinin şikayetinden sonra savcılık makamı soruşturmayı yürüttü, delilleri topladı ve bu deliller ve soruşturmanın akabinde dava açıldı. Aslında 2020 yılının Ekim ayında o istismarı o çocuklara yaşatan öz anne, üvey baba ve bazı akrabalarıyla ilgili kararlar verilmişti. Anne ve üvey baba cezaevine girmişti. Ama 2021 yılının tutukluluk halinden 3 ay sonra Ocak ayında mahkeme o kararı bozdu ve tahliye etti. Tutuksuz yargılanma sürecini başlatmıştı o caniler için. Ardından devam eden süreçte savcılık makamı itiraz etmişti bu duruma ama 10. Ağır Ceza Antalya'da Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmedi ve yine tutuksuzluk durumu devam etti. Tabii sosyal medya olsun, görsel yazılı medyalarda çok fazla tepkiye neden oldu bu durum ve peş peşe aslında açıklamalar da geldi devlet erkanından. Bu duruma tepki açıklamaları geldi. İlk olarak hemen Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasından bahsetmek istiyorum. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınılmak şarttır. Alçaklar en ağır cezada cezaya çarptırılmalı dedi İbrahim Kalın. Tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.
konunun takipçisi olduklarına, yine bakanlık avukatlarının da tutukluluk halinin tekrar işlemesi için de başvuru yaptıklarını söylediler. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı'ndan da son olarak önemli bir açıklama geldi. Süreci yakından ve dikkatlice takip ettiklerini, bu kişilerin en ağır cezaları almaları gerektiğini de Adalet Bakanı'nda söylediğini belirtebiliriz. Tabii dava devam ediyor. Son duruşması belki de nihai kararında 17 Eylül'de olacağını söyleyelim. Ama vicdanları sızlatan hadise merkezi Antalya'ydı ve tepkiler de her geçen gün artarak devam ediyor Erkan Tan. Yasin Anzelli yayınımıza katıldı. Sabah Ajansı devam ediyor. Bu korkunç bir iğrençlik ve suç. Bütün Türkiye yürekleri dağlayan bu hadiseyle yakından ilgileniyor ve gerekenlerin yapılmasını istiyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin iadelerinin hukuka uygun yapılmadığı iddialarına cevap verdi. Tutarsız dedikodu ve tezvirattan bahsetti. Sosyal medyada FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadelerinin hukuka uygun yapılmadığı yönündeki paylaşımlara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi. İsmail Çataklı iddiaları tutarsız dedikodu ve tezvirat olarak nitelendirdi. FETÖ'den ihraç edilenlerin göreve dönüşünün hukuka uygun yapıldığını vurguladı. İçişleri Bakan Yardımcısı, personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına, belirlenen kriterlere göre karar verildiğini vurguladı. Çataklı, OHAL Komisyonu'na yapılan başvurularla ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre OHAL kararnameleriyle bakanlık bünyesinde 39.597 kişi kamu görevinden çıkarıldı, bunlardan 39.085'i OHAL Komisyonu'na itirazda bulundu. Komisyon şu ana kadar bu başvuruların 38.093'ünü sonuçlandırdı, 35.929'u hakkında red, 2.164'ü hakkında ise kamu görevine iade kararı verildi. Bakanlık birimlerinde en fazla işten çıkarma 34.147 kişiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oldu. Onu 4.029 kişiyle Jandarma Genel Komutanlığı izledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 349 kişi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden de 58 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Hafta sonu yapılan sınavda 2 milyonu aşkın öğrenci ter döktü. Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen haber ise çok üzüntü verici ve düşündürücüydü. Rahatsızlık duydum. Bu emeğimin heba edilmesi anlamına geldi yani. O kadar çalışmamın sonucunda sınavdan önce bu şekilde psikolojik baskı veremem. Çok üst etkiledi. YKS'ye giren başörtülü çocuğa 28 Şubat işkencesi yaptılar. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. 2 milyonu aşkın öğrenci hafta sonu Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda ter döktü. Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nden mezun olan Ayşe Gülge de sınava girdi. Pazar günü Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'na giden Ayşe Gülge sınav salonunda büyük bir travma yaşadı. Rahatsızlık duydum. Bu emeğimin heba edilmesi anlamına geldi yani. O kadar çalışmamın sonucunda sınavdan önce bu şekilde psikolojik baskı veremem. O salon görevlisi Ayşe Gül Geliş'in sadece başörtüsüyle ilgili değersiz cümleler kurmadı. Ayşe Gül'ün fen lisesinden mezun olduğunu duyunca neden İmam Hatip'te okumadığı gibi ayrıştırıcı cümleler de kullandı. İddiaya göre kendisini karşılayan gözetmen Mustafa Kaplan, başörtülü Ayşe Gül Geliş'e sözlü psikolojik şiddet uyguladı. Emniyete giden genç kız Kaplan'dan şikayetçi oldu. Diş hekimliği bölümünü kazanmanın hayaliyle yıllarca bu sınava hazırlanan Ayşegül Geliş, karşılaştığı yersiz ve bağnaz tavırdan sonra o görevli hakkında şikayetçi oldu. Savcılık adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. İki tane gözetmen öğretmen vardı ben sınıfa girdiğimde. İlk başta kimlikteki fotoğrafıma benzemediğim gerekçesiyle beni sınıfa atıp atmamak hakkında konuştular. Kendi aralarında gülüştüler.
Daha sonra başörtü taktığım için sıcakta örtü takmamam gerektiğini, çıkarmam gerektiğini söylediler. Fen lisesine gittiğimi söylediğimde senin gibi tipler fen lisesinde okumaz, orada bilim olur. Sen neden İmam Hatip'te okumuyorsun? İmam Hatip'te okum dediler. Örtümü çıkarmam gerektiğini söylediler. Efendim, bazılarının iğrenç, sapkın, ideolojik inanışları devam ediyor. Onların kurumları, kuruluşları da devam ediyorlar. Arz edelim. Muhafazakarlara söyleyelim. Tek fark Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor olmasıdır. İslam'ın ve Müslümanların ve dindar muhafazakarların düşmanları aramızda yaşıyorlar. Onların vakıfları, dernekleri, siyasi partileri, gazeteleri, radyoları, televizyonları yayın yapmaya devam ediyor. Tek fark Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak o makamda oturmasıdır. O yüzden kendisine muhafazakarım diyenlerin bu konuyu özellikle düşünmesi, onu bunu bahane edip birliğini ve beraberliğini kaybetmemesi lazım. İslam ve Müslüman düşmanları aramızdadır, yaşamaya devam etmektedirler. Birlikteliğimiz sürüyor efendim. İşgalci, terörist, katil İsrail'den bahsedeceğiz. Katildir, işgalcidir, teröristtir İsrail. İsrail adı devlet olan bir terör örgütü. İsrail önce evlerini yıkıyor, ardından yükselen çığlıklarını gerçek mermilerle susturuyor. Şeyh Cerrah'ın ardından Silvan Mahallesi'ni de kuşatan işgal güçleri Filistinliler tarafından protestolarla karşılandı. Filistin bayrakları açan grup, İsrail'in teşhir etme planına tepki gösteren sloganlar attı. Daha sonra yolu çöp konteynerleriyle trafiğe kapatan Filistinli gençler, İsrail polisinin müdahalesine taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Filistinlilere ateş açan İsrail güçleri bölgede çekim yapan gazetecilere saldırdı. Bir kişiyi gözaltına aldı. Tüm bunlar yaşanırken Batı Şeria'da ise işgal planını Yahudi yerleşimciler uyguluyordu. Yahudi işgalciler Nablus kentinde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisine ateşe verdi. Saldırılara yardakçılık yapan İsrail polisi ise bölge sakinleri ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engelledi. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, İsrail diye bir devlet yok. İsrail adı devlet olan bir terör örgütüdür. İsrail'in başkenti mi? İsrail'in başkenti cehennemin dibi diyoruz ve yayınımıza Karadeniz'deki gerginlikle devam ediyoruz. İnsanlar zaman zaman acaba bir dünya savaşı mı çıkacak ya da çıkartılacak diye soruyor. Karadeniz'de tansiyon yeniden yükseldi. Rusya tarafından İngiliz savaş gemisine Kırım açıklarında ateş açılmasından 24 saat sonra bu kez Hollanda ile gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Açıklama Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Hollanda, Karadeniz'de görev yapan savaş gemisinin Rus uçakları tarafından taciz edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, yaşanan gerilim için sorumsuz hareketler değerlendirmesinde bulundu. Ancak Hollanda'nın iddialarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya, taciz iddialarını reddetti. Uçakların uluslararası hukuka uygun şekilde görevlerini yaptıkları ifade edildi. Bu olayın öncesinde ise İngiliz donanmasına ait bir savaş gemisi Karadeniz'de Kırım açıklarında Rus savaş gemileriyle karşı karşıya gelmişti. Rusya, kara sularının ihlal edildiği gerekçesiyle İngiliz gemisine uyarı ateşinde bulunmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Çok özel ve önemli açıklamalar var. Bakalım.
Sabah gazetesinin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde organize ettiği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede önemli mesajlar veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretimin fahiş fiyatların önüne geçeceğini söyledi. Bununla ilgili yasa tasarısının mecliste olduğunu belirtti. Bitkisel üretimin %80-85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. Sözleşmeli üretimle ilk günden itibaren çiftçi ve alıcı ilk günden bir el sıkışıyorlar. Diyorlar ki sen bunu üret, senin 100 dönüm arazin var, buradan diyelim 100 ton mal çıkar, ben de bunu senden 5 liraya alırım. Ve bununla alakalı da sana ilk günden diyelim gübreni veririm, tohumunu veririm, ondan sonra ilacını veririm gibi bir anlaşma oluyor, bir anlaşma tesis ediliyor. Yerli tohumun önemine değinen Pakdemirli yanlış algılara dikkat çekti. Türkiye tohum ihracatçısı bir ülke dedi. 1000 tane tohum firmamız var. Bunun 940'ı yerli firma. 42 tane yabancı firma var. 22 tane de yerli yabancı ortak firma var. Tarlaya gittiğimiz zaman da Türkiye'nin tarladaki yeterliliği %96. Yani 100 dönüm tarlamız varsa buna ektiğimizde 96 dönümü yerli, kalan 4 dönüm ithal. Bunun anlamı şu. Yani Türkiye çok ciddi bir ihracatı var. 162 milyon dolar ihracat yapan bir ülke. Bakan Pakdemirli dijitalleşmeye de vurgu yaptı. Dijital tarım pazarı uygulamasının fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğini ifade etti. Herkesin olduğu ve herkesin de bir arada olduğu bir şey burası. Bir platform. Tarımda bir defa lojistik olan zincirdeki verimsizliklerin azaltılması, çiftçinin finansman probleminin çözülmesi, üretimle ilgili finansman probleminin çözülmesi, bu lojistik zinciri mutlaka kısaltacak, verimliliği artıracak, ürün kalitesini artıracak, ürün fiyatlarında da dalgalanmaları engelleyecek bir sistem. Saat 6.50 İstanbul'da Bakırköy'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Dalların toplandığı bölgeden yükselen alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınmış. Ağaçlık alanda yangın çıktı, alevler geceyi aydınlattı. Balkona çıktım, bir alev gökyüzü kıpkırmızı, böyle yığılı duruyordu. Diyorduk niye bunu alıp götürmüyorlar bu pisliği? İstanbul Bakırköy'de budanan ağaç dallarının toplandığı alandan alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Alevler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Saat 6.51. Milleti ikna etme anlamında bir motivasyon ortaya koyamadığı için her seçimde mağlubiyet yaşayan ve kendisine muhalifim diyenler gerçek dışı iddialarla, yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sonra gerçeğin peşinden koşanlara da, gerçeği millete anlatanlara da düşman oluyorlar. Canımı sıkma benim abi. Bak sakın canımı sıkma. Git hemen şöyle. Alın şunu. A Haber dünyanın dört bir yanından bağlantılar, özel ve dosya haberler, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ve gündeme damgasını vuran haberleriyle kamuoyunun takdirini topluyor. Ancak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü noktasındaki hassasiyeti nedeniyle halkı doğru bilgilendirme sorumluluğu dengesiyle hareket eden A Haber her defasında baskı, algı ve engellemelere maruz kalıyor. A Haber'i de kınıyorum. A televizyonunu da kınıyorum. Ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. İlk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Çektiklerini 2 dakika yayınlamayacaksın. Abi, 2 saniye ediyorsun. Bak yayınlamayacaksın 2 saniye. Son 19 yılda sandıkta aradığını bulamayıp milletten istediğini alamayanlar hep başka oyunların peşine düştü. Muhalefetin her ayrı cephesi kendi göbelsini yetiştirip sahaya sürdü. Hakikati gerçek dışı iddialarla gölgelemeye çalıştı.
Bu kadıncağızın Tanzim satış mağazasına gidecek parası bile yok. Bu kadıncağızın otobüse binecek bile parası yok. Beni ne kadar rencide ettiler, bunun farkında değil mi Kılıçdaroğlu? Gene bana bir soraydı, aç mısın diye. Ben açık değilim, benim maddi durumum gayet iyi. Benim 4 katlı evim var, aylığım var. İşler nasıl? Elhamdülillah. Sizin iyi mi? Benim iyi. Çok şükür. Memnunum. 30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller. CHP gençlik kollarında bulundum bir dönem. İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki yanımda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de hem ağrımıza da gitti işin doğrusu. Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu orada. İYİ Parti'nin bu A Haber takıntısı ve A Haber'i sürekli engelleme çabasının tek nedeni var. Onlar bu propagandayı tümüyle yalanlar üzerinden götürmeye çalışıyor. İşte Rize'de, Konya'da ve Hatay'da, Kırıkhan'daki bu yalan ve kurguları ifşa etti. İfşa edilmesini istemiyorlar. Yani halkı bu yalana inandırmak istiyorlar. Ama işte A Haber de diyor ki hayır, gerçek haber bu değil, doğrusu bu, belgeleriyle ortaya koyuyor. Dolayısıyla rahatsız oluyorlar. En son işte Hatay, Kırıkhan'da Ümit Dikbayır'ın A Haber muhabirinin boğazını sıkıp sen burayı izleyemezsin, izletmem sana demesinde tek nedeni bu. Geriye neden alınmıyorum? Ne yapıyoruz? Gazeteciler de demokrasinin olmazsa olmaz insanlar, unsurları. Şimdi siyasetçi bir taraftan özgür basın diyecek, öbür taraftan benim toplantıma şu medya grubu girmesin ya da şu gazeteci bana ters soru soruyor, sormasın. Bunlar siyaseten panik belirtisidir. Bu siyaset değildir. Bir taraftan meclis kürsülerinde, toplantılarda uzlaşıdan bahsedeceğiz. Ondan sonra da gidip gazeteci döveceğiz. Bu insanlık olayı falan değildir. Sokakta, sahada, kısacası her yerde haber takibini sürdüren A Haber'in tek bir amacı var. O da gerçeğin peşinden koşup halkın doğru haber almasını sağlamak. Şimdi tam da burada yanıt bulması gereken bir soru var. Mevcudiyeti basın özgürlüğünü savunmak olan kuruluşlar, A Haber'e uygulanan baskı, engelleme ve sansüre karşı neden sessiz? Neden bu medya kurumlarının, medya derneklerinin sesi çıkmıyor? O da anlaşılır bir şey. Çünkü nereden ve kimden geldiğine bakıyorlar. Yani aynı şeyi mesela AK Parti yapsaydı yeri göğü inletirlerdi. Ama İYİ Parti olunca duymazlıktan geliyorlar. İşte A Haber olunca duymazlıktan geliyorlar. Çünkü tek takıntıları AK Parti karşıtı, Erdoğan karşıtı. Dolayısıyla yalan da olsa, kurgu da olsa buna inanmak istiyorlar. İşte gerçekleri söyleyenler de rahatsız oluyorlar. A Haber de ısrarla diyor ki hayır, İYİ Parti'nin yaptıkları doğru değil, kurgu. Gerçeği şu, ortaya koyuyor. Bunu istemedikleri için de agresifleşiyorlar. Ama tabii bu medya kuruluşlarının bu sansürü, bu engellemeyi görmezden gelmesi de basın etiği açısından tarihe bir kara leke olarak düşer. Maalesef bu medya dernekleri alabildiğine taraf haline geldiler. İşte bakıyorsunuz bir taraftan bazı saldırılar olduğu zaman gazetecilere bunları görmezlikten geliyorlar. Başka bir taraftan benzer muamelelerle karşı karşıya kalırsa basın mensupları bunları da alabildiğine süsleyip abartıp kamuoyuna sunuyorlar. Bu basın kuruluşlarının hiçbiri görevini de yerine getirmiyor, işlerini de yapmıyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, burası A Haber. A Haber televizyonunda, A Haber radyoda. Sabah Ajansı yayınımız sürüyor. Hafta içi her sabah saat 6'da başlar Sabah Ajansı. Yani saat 6'dan beri haberleri veriyoruz, haberleri vermeye devam ediyoruz. Binlerce, on binlerce öğrencinin ve onların annelerinin, babalarının gözü sınav sonuçlarında. Peki saat belli mi? Nereden öğrenebileceğiz? Ayrıntıları Erdal Kuruçay'a soracağız. O da bize anlatacak inşallah. Sabah Ajansı sürüyor. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Binlerce ortaokul öğrencisi 8. sınıf 6 Haziran'da sınava girmişlerdi. LGS, yani liselere geçiş sınavına
girmişlerdi. Sonuçları merakla bekleniyordu hangi gün açıklanacak diye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 Haziran yani bugün işaret edildi. Fakat saati net değil, hala belli değil. Bazen sitede yoğunluk olsa da henüz açıklanmadı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte açılması öngörülüyor. Resmi internet sitesi map.gov.tr ekranı üzerinden sorgulayabilecek gençler hangi liseyi kazandıklarını. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde zaman zaman erişim problemi olsa da mesai saatinin başlamasıyla birlikte açılması öngörülüyor. Evet, tekrar edelim, 6 Haziran'da girmişti binlerce ortaokulu öğrenci, 8. sınıf öğrencisi ve 6 Haziran'dan bu yana merakla bekleyiş hem çocuklarda hem de ailelerinde devam ediyordu. Ter döktüler tabii, o sonucu bekliyorlardı merakla ve 30 Haziran yani bugün itibariyle de açıklanması öngörüldü. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte de muhtemelen açıklanacak diyelim ve Beşiktaş'tan sözü tekrar merkeze bırakalım. Saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Erdal Kuruçay'a teşekkür ediyoruz. Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz hafta kırılan sıcaklık rekoru yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Yanlış duymadınız. Geçen hafta sıcaklık rekoru kırılmıştı. Şimdi şiddetli fırtınayla ilgili görüntüler var. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Görüntülerin adresi Rusya. Başkent Moskova'da geçtiğimiz hafta 35 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak yağışa bıraktı. Ardından da şiddetli fırtına başladı. Fırtına önüne kattığı her şeyi sürükledi. Evlerin çatısı uçtu, birçok bölgede sel ve su baskınları oluştu. Su basan yollar ulaşımı imkansız hale getirince onlarca kişi araçlarında mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle metro istasyonlarında da seferler durduruldu. Kentin birçok noktasındaki elektrik santrallerinde patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından elektrik kesintisi yaşandı. Çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına başladı. Afette ölen ya da yaralanan olmadı. Diğer yandan Almanya'da da şiddetli yağmur ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Stuttgart kentinde tüneller suyla doldu, metro seferleri durduruldu. Fırtınanın şiddetiyle Stuttgart Opera binasının çatısı da zarar gördü ve sahnenin bir bölümü su altında kaldı. Bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağmur ve fırtınanın yer yer devam edeceği konusunda uyardı. Endonezya'nın Bali adası açıklarında bir yolcu gemisi battı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş. Gemide 56 kişinin bulunduğu bildiriliyor. Açık denizde resmen yaşamak için savaş vermişler. Yolcu gemisi battı. Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Korkunç kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Endonezya. Bali adası açıklarında bir yolcu gemisi battı. Ekipler geminin battığı bölgeye sevk edildi. Olay yerine yaklaşan bir feribot da yolcu gemisinin imdadına yetişti. Denize düşen yolculara can simitleri atıldı. Yardım için yaklaşan feribotun araç giriş kapaklarını açmasıyla bazı yolcular yüzerek kendini kurtardı. 41 yolcu, 15 mürettebatın bulunduğu gemide çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Sabah Ajansı devam ediyor. A Haber televizyonunu ve A Haber radyoyu takip ediyorsunuz. Saatlerimiz 7.4 dakika geçiyor. Seyrettiğiniz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden elimize ulaştı. Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonunun yakıt pompasına çarpıyor. Sonra ortalık savaş alanına dönüyor. Kaliforniya eyaletinde yaşanmış Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hadise, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobil
benzin istasyonunun benzin pompasına çarpıyor. Bir anda alevler yükseliyor. Sürücü adeta hurdaya dönen araçtan da son anda çıkıyor. Facianın yaşanmasına ramak kalmış. İşte hadise böyle yaşanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu hadisede benzin istasyonu savaş alanına dönüyor. Tayland'dayız. Ardarda yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansımış. Kıl payı kurtuluşlar var efendim seyredeceğiniz görüntülerde. Kıl payı kurtuluşlar. Önce acı fren, ardından büyük bir gürültüyle çarpışma sesleri duyuldu. Tayland'da peş peşe yaşanan iki ayrı kazada facianın eşiğinden dönüldü. Önce viraja hızla giren bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tüm çabalarına rağmen bir motosiklet dükkanına girdi. Dükkanın kapısını kıran ve içeride bulunan motosikletlere hasar veren aracın sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza sırasında dükkanda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Tayland'da güvenlik kamerasına yansıyan bir başka kurtuluş görüntüsü de Pathalun eyaletinde kayda geçti. Alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın yolu kontrol ettiğinde hızla refüje doğru gelen araçları gördü. Önce trafik levhalarına, ardından ağaca çarpan araçları gören kadın kazanın ardından şoka girdi, olduğu yere çöktü. Kazadan geriye hurdaya dönen araçlar kaldı. Sabah ajansı devam ediyor. A Haber televizyonunda, A Haber radyodasınız. Saatlerimiz 7'yi 7 dakika geçiyor. İstanbul Sultan Gazi'de 26 Haziran'da 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cesedi bulundu. Gözaltına alınan çocuğun 4 arkadaşı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak olay gününe ait soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntüler çıkmış ortaya efendim. Uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif'in ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Sultan Gazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cesedi 26 Haziran'da bir uçurumun dibinde bulunmuştu. Olayın ardından Elif'in birlikte pikniğe gittiği 4 arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheli çocuklar daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak olay gününe ait olduğu öne sürülen ve Elif'in arkadaşları tarafından darp edilirken çekilen bir görüntü ortaya çıktı. İşte o görüntülerde Elif'in öldüresiye darp edilirken yerlerde sürüklendiği görülüyor. Acılı anne olayın ardından kızının uçurumdan atıldığını öne sürmüştü. Bir gün önce istediği bir çocuk vardı, geldi kapıya, dedi seni öldüreceğim falan dedi Elif'e dedi. Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız dedi. Onun üzerine böyle bu olay oldu. Şoke eden yeni görüntüler olaydaki şüpheleri daha da arttırdı. İstanbul Sarıyer'de bir kişi mama vererek yanına çağırdığı köpeği zehirli oklarla vuruyor ve o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Köpeğe mama vererek yanına çağırdı, hiç acımadan zehirli okla vurdu. Dehşeti düşüren görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Ays benim oğlumun, ufak oğlumun yavru köpeği. Ays dedi, araba çarpmış. Video kameralarını izledik, araç çarpmadığını gördük. Biri tarafından zehirli okla vurularak öldürülmüş. Gece saatleriydi. Maskeli ve şapkalı bir kişi elinde çantasıyla Maslak Atatürk Otosanayi sitesine geldi. Vicdansız adam köpeğe önce mama atarak yanına çağırdı. Mamaları yemeye başlayınca da lazerli ve ucuz zehirli okla nişan alarak acımasızca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpek saniyeler içinde yere yığılırken cani adam çantasını toplayarak olay yerinden kaçtı. Köpeğinin katledilmesine tepki gösteren sahibi o caniyi bulana 15 bin lira ödül vaadinde bulundu. Bu şahsın en kısa sürede yakalanması ve cezasını çekmesini istiyoruz. Ve yakalanmasında yardımcı olan herkese önce minnetimizi, sonra da 15 bin lira ödülü söz veriyorum. Saat 7.10 dakika geçiyor. İzmir'de jandarma ekipleri kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlediler. Yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan kişilere para cezaları uygulanıyor ve bakın baskında neler yaşanıyor. Jandarmayı görünce kimi ne yapacağını şaşırdı, kimi kaçmaya çalıştı. İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. Yeşilköy mahallesinde kumar oynatıldığına dair istihbarat elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli 5 kişiye ait depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 111 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 533.356 lira para cezası uygulandı. Yapılan kimlik kontrolünde arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheli hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Herkes yerine otursun. Tokat'tayız. Tokat'ta 5 çocuk şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yemişler. Aman dikkat sevgili seyirciler, dinleyiciler, evde çocukları olanlar. Bakın ne yaşanmış. Lavabo açıcıyı şeker zannetmişler. Lavabo açıcıyı şeker sanan 5 çocuk hastanelik oldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Salise Kelebaş, torunlarının lavabo açıcı tabletleri yediğini fark etti. Bunun üzerine Kelebaş, durumu hemen sağlık ekibine bildirdi. Yaşları 4 ila 9 arasında değişen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Şeker diye yiyorlar, onu da biber sanıyor, acı biber diyorlar. Elinde şeyi fark etti. O ilacı fark etti. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı. Kadının durumu erken fark etmesi olası bir facianın önüne geçti. Tokat'tan İstanbul ve Bursa'ya getireceğiz sizleri. İnternetteki dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. İnternette çok vakit geçirenler, sizin internette çok vakit geçirdiğinizi bildikleri için dolandırıcılar oralarda özel mesai harcıyorlar. Aman dikkat! İstanbul ve Bursa'da ortak operasyonla internet dolandırıcılarının kurduğu çete çökertildi. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. İnternet üzerinden cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi dijital eşyaları hayali olarak satıp paralarını aldıkları kişilere malları göndermeyen dolandırıcılık şebekesi yüzlerce kişiyi mağdur etti. Çetenin sanal alemde kurdukları tuzakla başka kişiler üzerinden belli bir komisyon karşılığında bankalardan hesap açtırıp iletişim firmalarından telefon hatları sağladıkları da belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şebekeyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin adreslerini belirledi. Şafak vakti helikopter destekli operasyonun düğmesine basan ekipler, İstanbul ve Bursa'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bol miktarda dijital materyal ve başka şahıslar adına düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi.
Saat 7:15 dakika geçiyor. Gazetelerle sabah ajansı devam ediyor. Günün adı 30 Haziran 2021. Çarşamba akşam gazetesi. Türkiye'nin oyunları tek çatıda. ODTÜ Teknokent, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve 32 firma oyun teknolojileri kümelenmesi kurdu. Önemli bir haber. Çünkü internette bu meselelerle çok ilgilenenler var. Maskeli normal, koronavirüsle ilgili yeni düzenle ilgili ayrıntılar var efendim. Uzun süredir devam eden kısıtlamalarla ilgili duyurular var. Biz de onları duyurmuştuk. Turizmde yılbaşı 1 Temmuz. Almanya'nın da seyahat yasağını kaldırmasıyla sektör yeniden rekorlara hazırlanıyor. 4 itiraz nasıl reddedildi? İstismar, cinsel istismarla ilgili o korkunç ve iğrenç suçla ilgili bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran hadise. 3 hakim, 2 kardeşin yazarak, çizerek anlattığı istismarı görmezden gelip öz anne ile üvey babayı tahliye etti. Bakanlık ve başsavcılığın itirazları geri çevrildi. Önce mektup sonra çizim. Biri kadın, 3 üye duymadı. HSK inceleme başlattı. İğrenç savunma. Efendim ayrıntılar var. Gençliğine güvenme, aşı ol. Yaş düştü, hız azaldı. Aşılamayla ilgili uyarılar. Akıtalım ilk sayfayı efendim. Yalanda ısrarlı. Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine Katarlılara sınavsız üniversite yalanını yine dillendirdi. Yalan haber, ulusal güvenlik sorunu. Fahrettin Altun toplumsal huzurumuzu tehdit ettiği için ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Sana neyin sözü verildi? Devlet Bahçeli Avrupa Birliği söz verdi diyen Kılıçdaroğlu'na sordu. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemişken bu söz nasıl yorumlanmalıdır? Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş? Hangi yetkiyle alınmıştır? Söz verenlerle beraber söz alanların da yetkisini soruyor Devlet Bahçeli. Çok önemli. Şezlongçunun iskelesi de kaçak çıktı. Halk Televizyonu'nun patronu Cafer Mahiroğlu'nun CHP'li vekillerin katılımıyla açtığı kaçak restorantın iskelesini de izin almadan yaptığı ortaya çıktı. Devam edelim efendim bu iğrenç cinsel istismar suçuyla ilgili delilleri karartabilirler uyarısı var. Çocuklar Bakanlık gözetiminde. BioNTech yıllarca koruyabilir. BioNTech'ti tabii bunun doğrusu böyle okunur ama halk BioNTech diyebiliyor. Delta varyantı 26 ile yayıldı. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, büyüme tahminleri yükseliyor. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili tahminler yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'si sivil muhalifi kaçırıp işkenceyle katletti. Amerika'nın YPG'si. Devam edelim yayınımıza. Saatimiz 7:18 dakika geçiyor. Ve efendim Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu G20 zirvesine katıldı. Dünyanın gözü İtalya'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına çevrildi. Tarihi Matera kentinde yapılan zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Bakan Çavuşoğlu zirve sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Bir süre sohbet eden iki bakan, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili ilişkileri de ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile de görüştü. Görüşmede Suriye ve Libya dahil bölgesel konular masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı, Arjantinli mevkidaşı Felipe Solay'la da bir araya geldi. Siyasi ve ekonomik ilişkiler gündemdeydi. Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı'yla da görüştü. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, G20 zirvesine ilişkin mesajlarını sosyal medyadan verdi. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sağlıklı küresel kalkınma çabalarını destekliyoruz. G20 salgınla mücadelede öncü rol oynamalı. Aşı rekabet değil, iş birliğine temel olmalı. Afrika'daki durum karşısında duyarsız kalamayız. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Dışişleri ve Kalkınma Bakanları ortak toplantısına geçildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Az önce G20 zirvesinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği mesajları sizlerle paylaştık. İki bakan
Antalya'da bir araya gelecek. Antalya Mevlüt Çavuşoğlu'nun da memleketi efendim. Akşin Kişiyev karşımızda. Akşin Kişiyev, yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Antalya'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce Lavrov'un Bakan Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 30 Haziran'da Antalya'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Lavrov'un Antalya ziyaretinin programı oldukça yoğun. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Antalya'daki görüşme sırasında ikili ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konuların ele alınacağı bildirildi. Görüşmede öncelikli olarak Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durumun masaya yatırılması planlanıyor. İki ülke bakanlarının Suriye krizinin siyasi çözümü çalışmalarındaki gidişatı ve özellikle de İdlib çatışmazlık bölgesindeki durumu kapsamlı bir şekilde ele almaları bekleniyor. Görüşmede tarafların ikili ticari ekonomik işbirliğini daha da geliştirme yollarını ve askeri teknik işbirliği konusunu ele almaları bekleniyor. Görüşmenin diğer bir konusunun ise koronavirüse karşı mücadele konusu olacağını da belirterek sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakıyorum. Moskova'dan Akşin Kişiyev bildirdi. Sabah ajansı sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı. Çok önemli konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis kürsüsünde konuştu. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir dedi. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım. Bunaltmayalım. Bahçeli sınavdan bir gün önce Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek yalanına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa, Türk gençliğinden YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Bahçeli grup toplantısında sert söylemini sürdürdü. Pinakyo olsa burnu büyürdü. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karanlık muhataplarını bildiğini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'na teklifte bulundu. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum. Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın, bize itiraf etsin. Elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Bahçeli, ABD'de kurulan ve CHP'li eski vekil FETÖ firarisi Aykan Erdemir'in de aralarında bulunduğu Demokrasi Platformu projesinde Türkiye muhaliflerinin buluştuklarına dikkat çekti. Kar amacı gütmeyen, partizan olmayan uluslararası politik örgüttür. Partizan değillermiş. Fakat şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır. Bu projeyle Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin zamanlamasına işaret etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı konuşmada Türkiye'ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti. Muhalefetin dilindeki erken seçim söylemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'deki provokasyonu ve İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı alt alta sıralayan MHP lideri, tüm bu başlıkların Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin ana unsurları olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin bir psikolojik harekata maruz kaldığını söyledi. Ve temeli atılan Kanal İstanbul projesi. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez. Bahçeli, Kanal İstanbul'un yanı sıra iç su yolları projesi hazırlayarak Kızılırmağı esas alan Kızıl Elma İç Deniz Yolu, Yeşilırmağı dikkate alarak Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu projelerinin hayata geçirilmesini de istedi. Sayın Genel Başkanım, yani Kanal İstanbul'u samimiyetle destekliyoruz diyor Sayın Devlet Bahçeli. Başka su yolları da yapılmalı diyor, öneriyor.
Biz de arz edelim. Başka memleketlere gidip oradaki su kanalları, su yollarını öve öve bitiremeyenler Türkiye kanal yapmasın, yapamasın diye çırpınıyorlar. Devam edelim yayınımıza. Bir de aynı cümlelerle, aynı tavırlarla bu işe giren müteahhit banka kendini unutsun diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kanal İstanbul'a ilgili dünyayı tehdit ediyorlar. Meral Akşener bir kuruş alamayacaksınız diyor. Yani aynı cümleler, aynı içerikler. Meral Akşener, Meral Akşener'in partisini biliyorsunuz. Bir kuruş alamayacaksınız. Meral Akşener'in partisinde Türkkan, gazeteci meslektaşımızı yakınlarının kan revan içerisinde bırakıncaya kadar dövdüğü Türkkan, o paraları ödemeyeceğiz diyor. Devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Kanal İstanbul projesi üzerinden Kılıçdaroğlu yine tehditler savurdu. Bu kez dozu arttırdı. Başka tehditleri de vardı CHP Genel Başkanı'nın. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamıcımı yok bu işin. Kılıçdaroğlu tehdidin dozunu artırdı. Bu kez hedefinde sadece bankalar ve yatırımcılar değil, bürokratlar da vardı. Bankalara söylüyorum, kredi kuruluşlarını. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Ve bürokratlara söylüyorum. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil yatıracağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Yine Kanal İstanbul projesi üzerinden tehditler savurdu. Başkan Erdoğan'ın uluslararası hukuku hatırlattığı açıklaması üzerinden büyük bir çarpıtmaya imza attı. Erdoğan diyor ya, efendim dış güçler gelir sizden söke söke alırlar. Senin adın Erdoğan, benim adım Kılıçdaroğlu. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Katarlılara sınavsız tıp fakültesi yalanının arkasında durdu ana muhalefet lideri. Sayın Bahçeli demiş ki, siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerden toplandıktan sonra buharlaştırıldığı iddia edilen 40 milyon lira ve kurmaylarının Çanakkale'de açılışını yaptığı kaçak restoran konusunda sessiz kaldı. Adalet ve kul hakkından söz etti. Göreceksiniz. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. CHP Genel Başkanı gerçek dışı iddialarda bulunarak Türkiye karşıtı lobilerin değirmenine su taşıdı. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcısı ülkelerinden biridir. İptal edilen İstanbul Sözleşmesi üzerinden yargıya ultimatum verdi. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, eğer anayasaya ve yasalara uyacaksanız, o sözleşmeyi tekrar yeniden ihya etmek zorundasınız. CHP'nin Erzurum'da milletvekili çıkaramamasından dert yandı Kılıçdaroğlu. Öz eleştiride bulunarak Erzurumlu bir gencin kendisi hakkında sözlerini paylaştı. Uzun yıllardır Erzurum'da milletvekili çıkaramıyoruz. Kabahat Erzurumlularda mı? Hayır, kabahat bizde. Erzurum'a gittik mi? Oturduk dinledik mi? Vatandaşın çayını kahvesini içtik mi? Sorununu dinledik mi? Yapmadık bunları. Yapmadık, Ankara'da oturduk, genç bir arkadaşla karşılaşmışlar, adı Timur. Benim için şöyle söylemiş, adam iyi adam, namuslu bir adam, doğru konuşuyor, doğru konuşuyor da bir de Müslüman olsa. Elhamdülillah Müslümanız ya. Teşekkürler sunuyorum. CHP'nin İslam ve Müslümanlıkla ilgisini takdirlerinize bırakıyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette İslam ve samimi dindar Müslümanlar hakim olamasın diye çaba sarf etti tarih boyunca. Şu anda da bu görevini ve misyonunu devam ettiriyor. Arz edelim, yayına not düşelim. Takdir karar sizin efendim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarıyla sabah ajansı devam ediyor efendim. Ana muhalefetin genel başkanı yalanın bayraktarlığını yaptı dedi. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Ama bu yalanın parçası, hatta merkezi olan muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Katar arasında askeri tıp alanında işbirliği protokolüne ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Üniversite sınavına girecek öğrencileri hükümete karşı kışkırtma amacı taşıdığını söyledi. Üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Altun, muhalefetin yalan siyasetine de dikkat çekti. Kimi siyasiler ise güya muhalefet yapma adına her türlü ahlaki ve siyasi ilkeden yoksun biçimde yalan siyasetlerini yalan haberlerle destekleyecek bir tezgah işletiyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, internet medyası ve haberciliği Çalıştay'ında konuştu. Oda TV tarafından film setindeki oyuncak silahlar üzerinden yapılan algı operasyonu da gündemindeydi. Haberin basit bir hata değil, ulusal güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı yalan haber. Bu yalan haberi yapan internet sitesi de yalanda ne kadar ileri gidebileceğini bize gösterdi. Bu yalan girişimleri bir çerçeve olarak alıp, olumsuz bir örnek olarak, bir daha tecelli etmemesi gereken olumsuz bir örnek olarak bütün kamuoyunun, halkımızın belgelemesi gerekir. Tam anlamıyla bir medya terörü örneğidir. İnternet medyası alanında yasal düzenleme sinyali de verdi. Bir diğer etik sorunsa internet gazeteciliğinde eksik kalan ya da güçlendirilmesi gereken cevap ve düzeltme hakkıdır. İnternet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da hepimiz biliyoruz. Fahrettin Altun'un açıklamaları çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yayın kuruluşu kisvesiyle maskesiyle adeta suç örgütlüğü yapanlar var. Bilerek isteyerek planlayarak yalan haberleri yayanlar ve yayınlayanlar var. Devam edelim. Yeni Şafak'ta manşet bu meselelerle ilgili. Yine zırvaladı, yalanda zirve yaptı. Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkesi ilan eden Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. Kendi ülkesine uyuşturucu, kumar, organ ve kadın ticareti yapıyor. Karası çalmaktan geri durmadı. Yüzsüzlükte rakip tanımıyor. Kanal tehdidini genişletti. Ayrıntılar var. Darbelerin yolu böyle döşendi. Hep yalanlarla örüldü 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat postmodern darbesi, psikolojik harp taktikleri, yalan haberler ve medya tehditleri eşliğinde hayata geçirildi. Bunları da hatırlatıyor Yeni Şafak gazetesi. Hakikat operasyonu. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yalanını atıfta bulunarak yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız dedi. Tanıtım, medya başkanlığımızın, teşkilat başkanlığımızın görevi hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak ifadelerini kullandı. Ayrıntılar var. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat postmodern darbesinde de hep yalan haberler vardı diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Katarlı gençlere sınavsız tıp yalanıyla Kılıçdaroğlu'nun ipini pazara çıktığını belirtti. Pinokyo olsa burnu büyürdü. Ne yazık ki CHP'nin genel başkanıdır diyor. Devlet Bahçeli, ayrıntılar var. Devam edelim. Baştan okuyalım gazeteyi. Yeni Şafak logosunun etrafında da haberler var efendim. Ve dövdüler, soydular, sınırı attılar. Yunan zulmü. İşte Batı'nın gerçek yüzü bu. Emperyalist yamyamlar, barbarlığın yamyamlığın adresi Batı. Sen asıl göçmenlere endişelen LGBT'nin avukatı Amerika'ya söyleniyor. Macaristan'dan Avrupa Birliği'ne LGBT isyanı. Kanada soykırım kiliselerini yakıyor. Aşı olmayana kısıtlama, salgın öncesine dönüşün anahtarları ile ilgili haber var. Maçlara sınırlı sayıda seyirci, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları. Son durum bugün bilim kurulu toplantısıyla değerlendirilecek dedi efendim. Ayrıntılar var. Spor müsabakalarının belirli sayıda seyirciyle oynanabileceğini açıkladı. Akıtalım ilk sayfayı. Yeni Şafak'ta başka hangi haberler var? 101 milyarlık yapılandırma, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması büyük ilgi gördü. Akıtalım sayfayı, başvuru 2.2 milyonu geçti. PKR cinayet operasyonu, 10 adamı 4 ilde gözaltına alındı. Sedat Peker'le bağlantılı insanlardan bahsediliyor.
kriptolara, kötü haber, kripto FETÖ'cülerin deşifre edildikten sonra ihraçlarına yetki veren geçici düzenlemenin süresi 31 Temmuz'da sona eriyor ancak kritik öneme sahip düzenlemenin uzatılacağı öğrenildi. PKK vahşeti tarif edilir gibi değil. PKK-YPG örgüte muhalif Kürtleri infaz ediyor. 22 Mayıs'ta kaçırılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyesi Amin İsa Amin vahşice katledildi. Dişleri sökülmüş, çenesi kafatası kırılmış, başından aşağı kaynar yağ dökülüp elektrik verilmiş. Tarif edilir gibi değil, PKK-YPG kendisine muhalif Kürtlere yapıyor bunu. Otobüs durağındaki ıslak belgeler Nedret Ersaner yazıyor. İngiliz Savunma Bakanlığı'na ait gizli bilgiler içeren 50 sayfalık doküman ülkenin Kent şehrinde bir otobüs durağında sıradan vatandaş tarafından bulundu ve BBC'ye teslim edildi. Bunun ayrıntılarını anlatıyor önemli ve gizemli bir haber. Birlikteliğimiz sürüyor sevgili seyirciler. Saat 7.35 burası A Haber. Şimdi muhalefim diyenlerin kendisine ben muhalefim diyenlerin bilerek isteyerek planlayarak sürdürdükleri yalan algı operasyonunun vatandaş üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Siyaset yapıyorlar kendilerince ama biz buna biraz kirli siyaset diyoruz. Çünkü yani bir de şöyle bir durum var. Yalan haberin alıcısı çok oluyor. Yani doğru olan şey daha bir yere ulaşmadan yalan 40 defa gidip geliyor gibi bir şey oluyor yani. Evet, bu haberlere itibar etmemeliyiz. Bunu ben ilk duyduğum zaman bu haberi başta bir şok oldum. Hani böyle bir şeyin olabileceğini pek düşünemedim. Ya mantıksız geldi. Sonra araştırdığım zaman bunun yalan olduğunu öğrendim. Böyle yalanlarla, şayialarla keşke karşımıza çıkmasaydı, bizi siyasi bir malzeme haline getirmeseydi. Kendisinden ciddi bir özür bekliyoruz. Bu affedilecek, kolay kolay affedilecek bir durum değil. Umarım özür diler. Yalan haberlere sarılıyorlar. Hizmetleri gölgelemek, hizmetleri yarıda bırakmak, insanların kafasını karıştırmak adına yalan haberlere sarılıyorlar. Yeni bir şey de değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin özellikle her kanadının sıkça başvurduğu bir yöntem bu. Böyle yalan haberlerle gençlerin kafalarını bulandırmamak lazım sınav öncesi ve çok önemli bir sınavdı bu. Türkiye'de bunca yıl çalışmış, üniversite sınavına hazırlanmış öğrencilerin böyle bir haberle yani adaletsizlik anlayışı içerisinde sınava girmesi ve morallerinin bozulması çok kötü. Büyük bir manipülasyon yaptıklarını düşünüyorum. Böyle çıkıp video çekmekle ya da biz şunu yaparız bunu yapacağız demekle olmuyor bu işler. Maalesef ki yalan siyaset işin içerisine girdiği zaman biz gençler gerçekten çok büyük manipülasyona maruz kalıyoruz. Bunu yapmayın. Siyasilerden tek beklentimiz budur. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da özürden artık daha fazlasını bekliyoruz. Gerçekten yaptığı çok büyük bir yanlıştı. Biz gençlere ve üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımıza. Biz onlardan geleceğe yönelik iktidara biraz daha yardımcı olma, şunu şöyle daha iyi yapabiliriz şeklinde bir Türkiye'de birlik oluşturma çabası ararken onlar sürekli ülkenin menfaati dışında hareket ediyorlar. Gençlerimiz şu anda sosyal medyayı fazla kullandığından dolayı böyle şeylere çok çabuk inanabiliyorlar. Muhalefetten dolayı da algı operasyonları çok yüksek oluyor. Ve bunlara bizim gençlerimize çok çabuk inanıyor. Ve bunlara çok inanmamaları lazım. Daha çok hani yüksek mertebelere soruşturup yani böyle bir resmi yerlere evet öyle diyelim. Resmi yerlere daha çok hani böyle bir bilgi alışverişi yapmaları lazım. Öyle inanmaları lazım. Yani at gözlüğü takıp yalan yapalım da nasıl yaparsak yapalım. Birini değil de öbürünü belki kandırırız diyorlar ama nafile yani kandıramazlar. Ben bir genç olarak buradan tavsiye ediyorum tüm gençlere. Yani böyle algı operasyonlarına inanmayın. Araştırın. Çünkü gerçekten muhalefet şu anda algı operasyonlarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyor. Diş kaynaklardan aldıkları lafları bizim burada aynen oynuyorlar. Film gibi oynuyorlar. Sabah akşam yalan işleri güçleri. Yani akşam Meral Akşener kalktı. Adam diyor ona ki vatandaş diyor ona ki arkadaşım yani niye PKK'la beraber işbirliği yapıyorsun? Adamı kenara çektiler, vurdular, darp ettiler. Yani bu insanlık mı? Adam normalde hakkını savunuyor. Diyor ki arkadaş niye böyle yap? Açıklama yap ona. Ya yok arkadaşım bunlar vatan hainleri. Bana sorarsın hepsi. Öğretim kurumlarının yönetmeliği belli.
Yani ülkeler arasında öğrenci ilişkileri, kayıtlar, okumalar bunlar da belirli. Yönetmeliklerle bunlar maddelere bağlanmış, kurallara bağlanmış. Tabii okuma üzerinden, tahsil üzerinden de muhalefet yapılmasını çok uygun görmüyorum. Liseli arkadaşlarımızın bu yalana alet edilmesi, onların motivasyonunu ne kadar düşürdüğünü şahsen çok iyi biliyorum ki lisede okuyan birçok arkadaşım var. Bu üniversite sınavına giren onlarca arkadaşım var. Onların psikolojisini çok iyi anlıyorum. Biz gençleri lütfen o çirkin siyasetlerine alet etmesinler. Kılıçdaroğlu üniversiteye giren talebelerin moralini bozdu. Bir sorun çıkarttı. Talebelerde de bir kafasına bir şey girdi bunun illa için. Derim efendim, yapay zeka robotları Mars'ın bilinmeyenlerinin keşfinde kritik bir rol üstlenebilirler. Nasıl mı? Bakalım. Uzay keşifleri ve yapay zeka robotları. Geleceğin görevlerinde Boston Dynamics robotları da rol alacak. Görüntüler Kuzey Kaliforniya'daki Lava Beds Ulusal Anıt Parkı'ndaki mağaralardan. Robot Spot'a mağaraları otomatik olarak keşfedebilmesi için yapay zeka algoritmaları yüklendi. Bu robotlar insanlar için çok tehlikeli ortamlarda rehberlik yapabilecek. Bu yüzden robota yüklenen özellik GPS erişimi olmadan çalışabilmesini sağlıyor. Bank'ın katkılarıyla. Sabah Ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Birinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı konuşmayı getiriyoruz huzurlarınıza. Sabah gazetesinin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde organize ettiği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede önemli mesajlar veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretimin fahiş fiyatların önüne geçeceğini söyledi. Bununla ilgili yasa tasarısının mecliste olduğunu belirtti. Bitkisel üretimin %80-85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. Sözleşmeli üretimle ilk günden itibaren çiftçi ve alıcı ilk günden birer sıkışıyorlar. Diyorlar ki sen bunu üret, senin 100 dönüm arazin var, buradan diyelim 100 ton mal çıkar, ben de bunu senden 5 liraya alırım. Ve bununla alakalı da sana ilk günden diyelim gübreni veririm, tohumunu veririm, ondan sonra ilacını veririm gibi bir anlaşma oluyor, bir anlaşma tesis ediliyor. Yerli tohumun önemine değinen Pakdemirli yanlış algılara dikkat çekti. Türkiye tohum ihracatçısı bir ülke dedi. 1000 tane tohum firmamız var. Bunun 940'ı yerli firma. 42 tane yabancı firma var. 22 tane de yerli yabancı ortak firma var. Tarlaya gittiğimiz zaman da Türkiye'nin tarladaki yeterliliği %96. Yani 100 dönüm tarlamız varsa buna ektiğimizde 96 dönümü yerli, kalan 4 dönüm ithal. Bunun anlamı şu. Yani Türkiye çok ciddi bir ihracatı var. 162 milyon dolar ihracat yapan bir ülke. Bakan Pakdemirli dijitalleşmeye de vurgu yaptı. Dijital tarım pazarı uygulamasının fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğini ifade etti. Herkesin olduğu ve herkesin de bir arada olduğu bir şey burası. Bir platform. Tarımda bir defa lojistik olan zincirdeki verimsizliklerin azaltılması, çiftçinin finansman probleminin çözülmesi, üretimle ilgili finansman probleminin çözülmesi, bu lojistik zinciri mutlaka kısaltacak, verimliliği artıracak, ürün kalitesini artıracak, ürün fiyatlarında da dalgalanmaları engelleyecek bir sistem. Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da saat 6'dan bu yana beraberiz. Yani hafta içi her sabah saat 6'da başlıyor beraberliğimiz. 6'dan bu yana haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam ediyoruz. İstanbul'da durum yeni günde nasıl? Trafikte bir herhangi olağanüstü vaziyet var mı? Erdal Kuruçay'a bir soralım. Bizi radyolardan dinleyenler var İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Diyarbakır'da, her yerde. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin, seni dinliyoruz.
Günaydın Erkan Tan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dün son kez başladı saat 22'de ve 05 itibariyle de son buldu. 05'ten itibaren de İstanbul'da hareketli dakikalar başlasa da trafik belli noktalarda durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Biz şu anda Haliç Köprüsü'nün üzerindeyiz ve araçlar artık iyice yavaşlamış durumda. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45'e dayanmış durumda fakat her geçen dakika daha da arttığını söyleyebiliriz. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beylerbeyi ve Altunizade katılımının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine Anadolu yakasında Bostancı ve Göztepe Köprüsü'nün olduğu noktalarda yoğun. Avrupa yakasına geçtiğimizde Mecidiyeköy ve bulunduğumuz Haliç Köprüsü'nün üzerinin yoğun olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan ilerlediğimizde Bahçelievler ve Bakırköy Sapakları her zaman olduğu gibi bugün de yoğunluğunu koruyor. İlerlediğimizde ise Avcılar'da ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. Tekrar Anadolu yakasına geçip TEM'e döndüğümüzde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık katılımı yine oldukça yoğun olan noktalardan birisi. Metro, metrobüs, şehir hatlarının tamamı seferlerine başladı erken saatlerden itibaren ve şu anda da seferlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da bugün güneşli ve oldukça sıcak bir gün hakim olacak. Evet, tekrar etmekte fayda var. Son kez dün uygulandı sokağa çıkma kısıtlaması. 22'de başladı. 05'te de son buldu. 05'ten itibaren de trafikte hareketli dakikalar başladı. Şu anda trafik yoğunluğu %45 olsa da ilerleyen saatlerde daha da yoğunluğun artması bekleniyor diyelim ve Haliç Köprüsü'nden sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan. Erdal Kuruçay yayınımıza katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada İSKİ'den bir açıklama yapıldı. İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek. İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi var. Biz bunu daha önce yayınımızda duyurmuştuk. Bir kere daha arz edelim, tekrar edelim İstanbullulara. Efendim devam ediyoruz yayınımızı Ankara'dan. Arzu Fidan verdi. Ankara'da hazır A Haber editörü. Ankara'nın gündeminden bahsedecek sizlere ve bizlere notlarıyla karşımızda Arzu Fidan verdi. Seni dinliyoruz. Erkan Tan günaydın. İyi çalışmalar dileyelim öncelikle. Meclis gündeminin bugün oldukça yoğun söylemekle başlayalım dilerseniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 12'de partisinin meclis grup toplantısına katılacak ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağını söylemek mümkün diyebiliriz aslında. Yine mecliste bugün İyi Parti'nin de grup toplantısı olacağını söyleyelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 10.30 itibariyle kürsüden partilere sesleniyor olacak. Yine saat 11'de de CHP Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak ve açıklamalarda bulunacak diyebiliriz. Aslında meclisin gündeminin yoğun olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede bakıldığında Meclis Genel Kurulu'nda makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi hakkındaki kanun teklifinin de görüşmelerine devam edileceğini, bugün de devam edileceğini söyleyelim. Hatırlatmak gerekirse aslında makine ve kimya endüstrisi kurumunun statüsünü değiştiren kanun teklifi geçtiğimiz gün Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçmişti, kabul edilmişti. Teklife göre bakıldığında kurum sermayesi hazinede, yönetimi, hak ve yetkilileri ise Savunma Bakanlığı'nda olan özel hukuk hükümlerine tabi bir kurum şirketine dönüşecekti ve çalışanların hakları da sonuna kadar korunacaktı bu teklifle birlikte. Bugün de bu görüşmeleri genel kurulda ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor diyebiliriz aslında. Öte yandan bugün yine Koronavirüs Bilim Kurulu'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor olacak. Peki hangi konular masada olacak? Dilerseniz kısa bir şekilde hemen ondan da söz edecek olursak, toplantıda aslında ilk olarak ülke genelinde azalan vaka sayılarının detayları son bir şekilde yine ele alınacak diyebiliriz. Bununla birlikte 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan 3. normalleşme döneminin yine bu toplantıda daha detaylı bir şekilde aslında ele alınacağını da söylemek mümkün. Yine 3. doz aşıların da gündemde olacağını söyleyelim. Milyonlarca insanın merakla takip etmiş olduğu 60 yaş ve üstü kişilerle birlikte sağlık çalışanlarının da 3. doz aşılarının ne zaman olacağı merak konusu olmuştu. Bu konunun da masaya yatırılacağını söylemekte fayda olduğunu belirtelim. Son olarak şu noktanın da altını çizelim. Yine Koronavirüs Bilim Kurulu aslında bugün toplanırken normalleşme sürecine de çok az bir zaman kaldığını söylemekte fayda var. Ankara Valiliği hatırlatmak gerekirse kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararları geçtiğimiz gün açıklamıştı. Bizler de hemen o kararlar neydi? Ekran başındaki izleyenlerimiz için tekrar hatırlatalım.
Baktığımızda notlarımıza valiliğin açıkladığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz saat 5 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması tam anlamıyla sona erecek diyebiliriz. Son olarak şu noktanın da altını çizelim. Hali hazırda faaliyetlerine ara vermiş tüm iş yerlerinin de 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerine devam edeceğini söyleyelim ve söz tekrar size bırakalım Erkan Tan. Saat 8'i 5 dakika geçiyor. Haber televizyonunda, Haber radyoda Sabah Ajansı devam ediyor. Ankara'dan Arzu Fidan verdi yayınımıza katıldı. İstanbullular için bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. İSKİ duyurdu. Onu hatırlatalım efendim. İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi yapılacak. Saat 10'da başlıyor. Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde Sancaktepe'nin Osman Gazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde ve Maltepe'nin Büyük Bakkalköy mahallesinde uygulanacağı bildirildi. Bugün çarşamba. 2 saat sonra yaklaşık saat 10'dan itibaren İstanbul'da az önce arz ettiğim yerlerde su kesintisi başlayacak. 16 saat sürecek. Türkiye Covid-19 hasta tablosu karşımızda 229.846 test yapıldı. 5.846 vaka sayısı, 510 hasta sayısı, vefat edenlerin sayısı 53, 6.536 iyileşenlerin sayısı. Aşılamayla ilgili son durumu da arz edelim. Bu arada sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşılamayla ilgili ciddi, başarılı ve disiplinli çalışmasını azılı düşmanlarımız bile takdir ediyor. Aşıya karşı olanlar var. Tamam, evet, ama bunu da kayda geçirelim. Aşıya karşı olanlar da var. Aşılamak ile ilgili çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin azılı düşmanlarımız tarafından bile takdir ediliyor. Bu da var. Aşı olmak isteyenler de var. 49.138.459 toplam yapılan aşı sayısı bu. Efendim arz edelim. Şimdi bu koronavirüsü dünyanın başına bela eden bir şeytani üst akıl var mı? Var. Evet, bu masal değil, paranoya değil, vesvese değil. Koronavirüs bahanesiyle dünyaya ve insanlığa çökmek istiyorlar. Dünyayı ve insanlığı ele geçirmek istiyorlar. Şeytana tapıyorlar. Şeytani bir üst akıl var. Ve bu virüsü dünyanın başına bela etti. Bu bir paranoya değil, vesvese değil. Bu artık bir bilgi. Ha. Bunun yanında ve bununla beraber böyle bir virüs de var. Ve Allah korusun bazı insanları öldürebiliyor. Bu iki bilgiyi eş zamanlı aynı önem ve değerde değerlendirmek lazım. Devam edelim. Kimse kimsenin sağlığıyla, istikbaliyle oynamasın. Koronavirüsün hızla yayılan mutasyonu Delta'dan bahsedeceğiz. İran'da da yaşanıyor. Ülkede ilk kez Delta varyantı tespit edildi. Ekber Karabağ Tahran'da hazır bekliyor. Ekber Karabağ, günaydın, seni dinliyoruz. Teşekkür ederim Erkan Tan. Erkan Tan, İran'ın çeşitli noktalarında Delta varyantının görüldüğüne ilişkin basında haberler yer aldı. Fakat yetkililer şu ana kadar ülke genelinde toplamda kaç kişide bu virüsün tespit edildiğine ilişkin hala resmi ve toplu bir açıklamada bulunmuş değil. Ülkede son zamanlarda hem vakalarda ve hem ölümlerde hızlı bir artış söz konusu. Öyle ki yetkililer durumun bu şekilde ülkede devam etmesi halinde ülkenin önümüzdeki haftalarda yeni bir dalga ve 5. dalgayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Aslında bu durum İran adına oldukça üzüntü verici bir durum. Çünkü dünyanın birçok noktasında normalleşmeye gidilirken, maskenin çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılırken İran'da yeni kısıtlamalar ve yeni dalgalar ve yeni kapanmaların gündeme gelmesi esef verici bir durum. Tabii bunun bir nedeni de aşım konusundaki yavaş ilerleyiş. Aşı istenilen hızda, aşı yapılama istenilen hızda devam etmiyor. Sadece dün yaklaşık olarak 100 bin doz aşı yapıldı ve bugüne kadar yapılan aşı sayısı 6 milyon dozu bile geçmedi. Ülke nüfusunun 84 milyon olduğunu düşündüğümüzde oldukça yavaş bir hızla aşılama yürüdüğünü söyleyebiliriz. Şu anda sadece 70 yaş üstüler için aşılama yapılıyor. Son olarak da şunu kaydedelim. İran geçtiğimiz günlerde kendi geliştirdiği yerli aşıya acil kullanım izni verdi ve bu aşıyı kullanan ilk kişilerden biri de ülke lideri oldu.
Ekber Karabağ yayınımıza katıldı. Yabancı kredi derecelendirme kuruluşları, finans kuruluşları Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ediyor. Ha, bunlar öyle müesseseler ki, bunlar iyi söylese de temkinli yaklaşmak lazım, kötü söylese de temkinli yaklaşmak lazım. İlk çeyrekte %7'lik büyüme performansı ile OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci olan Türkiye için uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini revize ediyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik tahminlerini güncellerken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini %6,1 olarak korudu. S&P Ocak ayında yayımladığı araştırma raporunda 2021 yılında Türkiye'nin %3,6 büyümesini bekliyordu. Fakat Mart ayında yayımladığı bir ara raporla beraber büyüme tahminini %6,1'e yükseltmişti. Bu yukarı yönlü revizyonun beklenenden iyi gelen ilk çeyrek büyüme verilerinden kaynaklandığı vurgulandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bu yıl %5,5 büyüme bekliyor. Bankanın Ekim 2020'deki öngörüsü ise %5'ti. EBRD aşılamanın hız kazanmasının ekonomik büyümeyi desteklediğini vurguladı. Sanayi üretimiyle perakende satışlarındaki toparlanma ve seyahatlerin artışının yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu belirtildi. EBRD Türkiye'nin 2022'de ise %4 seviyesinde ekonomik büyüme göstereceğini tahmin ediyor. Efendim, bu kredi derecelendirme kuruluşları, finans kuruluşları arasında bizim azılı düşmanlarımız da var. Arz edelim, onlar bile Türkiye'nin büyümesinden bahsediyorlar. 5 yıl önce bugün hizmete girdi Osman Gazi Köprüsü, arkamda dev ekranda görüyorsunuz efendim. Ulaşım mesafesini kısalttı, yolculuk konforunu arttırdı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapılan bu dev eser, kendisine muhalifim diyenlerin yaymak istediği yalanlara rağmen garanti edilen araç geçiş sayısını da geride bıraktı. Hem devlet hem de millet kazandı. Yayına not düşelim ve hemen Hakan Süer'e dönelim. Hakan Süer, yayınımıza hoş geldin. Osman Gazi Köprüsü'nü arkanda görüyoruz ve seni dinliyoruz. Erkan Tan, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak görünen Osman Gazi Köprüsü'nün açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti ve şu anda araçların yoğun bir şekilde de Osman Gazi Köprüsü'nü kullandığını söyleyebiliriz. Hemen ben biraz kenara geçeyim. Hem bu güzel manzarayı ve köprüyü kameraman arkadaşım size göstersin. Aslında çalışmalar 2010 yılında başlamıştı ve ilk temeli de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında atılmıştı. İşte 3 yıl gibi kısa sürede Osman Gazi Köprüsü yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. İşte tarihler 30 Haziran 2016'yı gösterdiğinde burada Dilovası'nda açılış yapılmıştı. İşte o 5 yıl içerisinde çok söylemler oldu, çok eleştiriler oldu ama az önce senin de belirttiğin gibi Erkan Tan, o sayıyı da geçti ve şu anda Osman Gazi Köprüsü hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların cebine ciddi anlamda katkı sunmaya başladığını söyleyebiliriz. Normalde Osman Gazi Köprüsü yapılmadan önce araçlar İzmit Körfezi'ni dolaşmak zorundaydı ve bu da yaklaşık 1,5-2 saati buluyordu. İşte Osman Gazi Köprüsü sayesinde, şu anda görmüş olduğunuz köprü sayesinde vatandaşlar Dilovası'ndan Altınova'ya, yani Yalova'ya sadece 4 dakikada geçebiliyorlar ki bu da zaman anlamında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz ki İzmit Körfezi'ni geçerken araçların 48 trafik ışığını geçmek zorunda kaldığını da söylemekte fayda var. Evet, 5 yıl geçti ve 5 yıl içerisinde milyonlarca araç Osman Gazi Köprüsü'nü kullandı. Aslında bu köprü devasa bir projenin bir parçası. İstanbul-İzmir otoyolunun bir bölümü. İşte normalde İstanbul'dan çıkan bir sürücü İzmir'e varmak için yaklaşık 8,5-9 saat kadar direksiyon çevirmek zorundaydı. İşte bu köprü ve otoyol sayesinde mesafe 8,5-9 saatten 3,5 saate düştü Erkan Tan. Bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte araç sayısının da ciddi anlamda arttığını ve
milyonlarca aracın hem Osman Gazi Köprüsü'nü hem de İzmir-İstanbul otoyolunu kullandığını söyleyebiliriz. Evet, toparlamak da gerekirse tam 5 yıl önce bugün Osman Gazi Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı ve şu anda da milyonlarca vatandaş tarafından hem Osman Gazi Köprüsü hem de İzmir-İstanbul otoyolunun yoğun bir şekilde kullanıldığını söyleyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Süyer'e. Bakınız, bir daha söyleyelim. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı. Kendisine muhalifim diyenlerin yaymak istediği iğrenç yalanlara rağmen garanti edilen araç geçiş sayısı da geride kaldı. Hem devlet hem millet kazandı Osman Gazi Köprüsü'nde. Arz edelim efendim, doğrusunu arz edelim. Devam edelim yayınımıza. 84 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı bir yere götüreceğiz sizleri. 84 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı yer Kanada. Termometreler 48 dereceye ulaştı. Son yılların sıcaklık rekoru kırıldı. Etkili olan ısı kubbesi son 24 saatte 63 can aldı. Kanada'nın British Columbia eyaletinde yetkililer halkı teyakkuzda olmaya çağırdı. Sağlık sorunları olanların daha da artması beklenen sıcaklara karşı uzun süre açık havada kalmaması gerektiği vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu açıklanırken eyalet genelinde belediyelerce serinleme merkezleri açıldığı hatırlatıldı. Sıcak havadan etkilenenlerin aralıksız hizmet veren serinleme noktalarını kullanmaları istendi. Eyalette restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar sıcaklar nedeniyle kapatıldı. Covid-19 aşısı yapılan kliniklerde randevuları ertelemeye başladı. Kanada'yı seyrettiniz ve dinlediniz. 84 yılın sıcaklık rekoru kırılmış. Türkiye'de de var böyle bir rekor kırılmış efendim. Sıcak havalarla ilgili Çanakkale 92 yılın en sıcak gününü dün yaşamış. Vedat Sezer Çanakkale'de. Vedat Sezer, yayınımıza hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Yahu Çanakkale'de sıcaklık rekorları kırılıyor. Sen lacivert ceket ve kravatlasın. Maşallah. Maşallah. Tebrik ediyoruz, seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. Evet, senin de söylediğin gibi Çanakkale'de son 92 yılı gözlem yılının en yüksek rekoru kırıldı ve 37,2 santigrat derece ile bu rekor 92 yıl sonra ilk kez Haziran ayı içerisinde en yüksek kaydedilen hava ısısı oldu ki hemen şunu belirtmekte fayda var. 37,2 santigrat derece ısı gölgede ölçülen ısıydı. Aslında nemle birlikte hissedilen ısıya bakıldığında 40'lı dereceleri buluyor ki batıda, yani Çanakkale'nin de bulunduğu Güney Marmara'da, Kuzey Ege'de 92 yıl, yani neredeyse bir asrın en yüksek ısısının kaydedildiği gün olarak geçti tarihe ve termometreler burada 37,2'yi gösterdi. Şimdi ise baktığımızda aslında 36,8 ile yine Haziran ayında en yüksek sıcaklık ölçülmüştü ki o 24 Haziran 2007 yılında ölçülmüştü. Aslında Çanakkale'de Boğaz kenti olduğu için hafif esinti de olduğundan bu kadar fazla yüksek ısı hissedilmez idi. Ancak o gün termometreler 37,2'yi ölçtüğü gün rüzgarın da esmediği, esintinin de olmadığı bir gündü ki Çanakkale'de gerçekten insanlar yüksek ısıdan bunaldılar ve tabii ki bir yandan da küresel ısınma, iklimlerin değişmesi, mevsimlerin kayması, yazın geç geldiği bir yazda böyle bir sıcaklık hissedildi ki vatandaşlar da sürekli gölgelere gitti. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Uzmanlar da uyarıyor. Temmuz ayının ortalarına kadar 30 derecenin üzerinde seyredecek olan hava ısısı ile ilgili güneşin dik olduğu saatlerde vatandaşların dışarı çıkmamaları mümkünse ve çok fazla dışarıda efor sarf etmemeleri gerektiğini uyardılar diyelim. Sözü buradan size bırakalım. Vedat Sezer Çanakkale'den yayınımıza katıldı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, gazetelerle devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.19. Açıyoruz gazeteleri efendim. Açtık. Bakalım hangi gazeteleri okuyacağız size. Yeni Akit, Ordu eski valisi Seddar Yavuz'a
it diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Ayrıntılar var. İT'e 20 bin lira para cezası diyor. Yeni Akit gazetesinde efendim Ekrem İmamoğlu'nun da fotoğrafı var. Bahçeli evlerdeki mütevazı konuttan Kaz Dağları'ndaki villalara yolculuk. Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş. Ayrıntılar var. Yeni Akit'te manşet Zillet İttifakı ve medyası. Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor. Büyük yalan ustası olarak bilinen propaganda bakanı Göbels'in yolunda ilerliyorlar. Bunlar ne zaman durdurulacak? Yalan ve iftira haberciliğine artık dur denilsin istiyor millet. Ve Fahrettin Altun'un açıklamaları var. Yalanları çökse bile savunuyorlar. Ayrıntılar var. Yeni Akit gazetesinde efendim zekat ve fitreleri bile Kandil'e yollamışlar. Terör örgütünün elikanlı katilleri. Devam ediyoruz. Tohum ihraç eden ülke konumundayız. Bekir Pakdemir'in açıklamaları da var. Şimdi efendim Milat gazetesine bakalım. Orada da ilginç bir manşet var. Tuzağa düşmeyin. Milat'a konuşan Hollanda eski başbakanından Avrupa'ya İsrail uyarısı. Atom bombaları var. Dünya gerçeği görmeli. Hollanda eski başbakanı İsrail'e eleştiren herkesi antisemit diye damgaladığını belirtiyor. Siyonist lobilerin. Avrupa İsrail tuzağına düşerek Türkiye ile ilişkilerini bozmamalı. Zulme sessiz kalamazdım. Siyonist lobi çok etkin. Dünya gerçeği görmeli. Siyonist lobiler İsrail'i eleştiren herkesi antisemit diye damgalıyor. Tuzağa düşmeyin diyor Avrupa'ya. Avrupalılardan biri Hollanda eski başbakanı. Devam edelim Takvim gazetesiyle efendim. Takvim gazetesinde transfer haberleri var. Kolkar Fenerbahçe ile ilgili bir haber var efendim. Ve devam ediyoruz. Fenerbahçe Alanyaspor'un stoperi ile anlaştıklarını açıklamış. Allah cezanızı versin. Adalet cinsel istismara uğrayan iki masum yavrunun çığlığını duymadı. Tecavüze göz yuman anne ile üvey babayı serbest bıraktı. Lanet yağdı. İtirazlar fayda etmedi. Dramı çizdikleri resimlerle anlattılar. Allah cezanızı versin diyor efendim bu korkunç durumla ilgili manşet. Takvim gazetesinde akıtalım ilk sayfayı. Doktor kadının oğlu cinayeti anlattı. Para çantası için öldürdü. Odunla kafama vurdu. Beni bağlayıp bodruma sürükledi. Para çantasını soruyordu ama söylemedim. Gidince sürünerek çıktım. Burnumla dış kapıyı açıp yardım istedim. Annemi öldürdüğünü polis gelince öğrendim. Üvey baba dehşetinden sonra yaşananlar katil Mehmet Erdoğan, Doktor Zeynep Erdoğan. Gördüğünüz gibi fotoğrafları var efendim. Devam ediyoruz. Malı mülkü gitti. Çılgın paylaşımlarıyla gençlere kötü örnek olan Şeyma Subaşı hayal kırıklığı yaşadığımız sırlıdan ayrıldı. Ergün Diler, Türkiye'deki muhalefet konu İpek Yolu ve Çin olunca aynı tepkiyi veriyor. Kanal İstanbul'a da karşı çıkıyor. Peki aslında itiraz ettikleri esas olay ne? Neden tansiyonu fırlatmak istiyorlar diyor. Ergün Diler hem soruyor hem de yanıtlıyor efendim Takvim gazetesinde. Ve sabahla devam edelim. Sabah gazetesinin ilk sayfasındayız. LGS tercihlerinizi yüzdelik dilimlere göre yapın. Sonuçlar bugün açıklanıyor. Trabzonspor'la Napoli'deki gibi harika bir sezon geçireceğiz. Slovak Yıldız 2 yıllık imza attı efendim. İngiliz stoper Fenerbahçe'de transfer haberlerini anlattık. Kısıtlamalar kalkıyor, müzik bayramı başlıyor. Ayrıntılar var. Sözleşmeli tarımla fahiş fiyata çözüm. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabahın birinci çiftçi zirvesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak yasa taslağının ayrıntılarını açıkladı. Yeni modelle getiriyor sözleşmeli üretimle çiftçi ne gelir elde edeceğini önceden bilecek, pazar kaygısı duymadan düşük maliyetle üretim yapacak, üreticinin geliri artacak, tüketici de ürünü daha ucuza alacak, ihtiyaca göre üretim, gıda enflasyonunu düşürecek. Büyükşehir dökülüyor. Dökü 1 ve Dökü 2 gemilerinin müsilaj toplamadıkları ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yalan batağına saplandı. Müsilaj tiyatrosu manşetiyle okuyucularına ulaştırmıştı. Sabah gazetesi gündemde tutuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müsilaj gemilerini karadan mı yürüttü diye soruyor Melih Altınok. Kaçak plaj açılışı CHP'yi karıştırdı.
Marketlerde bazı meyve ve sebzeler kapalı alanda satılacak. Kılıçdaroğlu kendini rezil etti. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları kendini rezil etti. Ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa Türk gençliğinden derhal özür dilemedi. Dilemeli Kılıçdaroğlu devlet adabını takmayıp Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğini söyleyen bu şahıstan devlete baş olmaz diyor Kılıçdaroğlu için Devlet Bahçeli. İki doz aşı olanlar 15 milyonu geçti. Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak. Göçmenlere Yunan zulmü çırılçıplak soyup Türkiye'ye ittiler göçmenleri. Türkiye'yi ayağa kaldıran tahliye ile ilgili haberi takvimde okumuştuk. Oda TV'nin silah iftirasını kadem yargıya taşıdı. Eşini vahşice öldüren Cani Koca ödül gibi ceza indirimini beğenmedi. 14 saatlik operasyon. Sonra iki tane kol nakli yapıldı. Sabahtan aktaracağımız son haberdi. Ve hemen bir son durum, son dakika gelişmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. meb.gov.tr adresinden bu sonuçlara ulaşabileceksiniz. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan öğrenciler tüm soruları doğru yanıtlayanlar. Bakın kimler? 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlamış. 500 tam puan almış. LGS kapsamında merkezi sınavda 36 farklı ilden 97 öğrenci bütün soruları doğru yanıtlamış. 500 tam puan almış. Bu sınav sonuçlarını meb.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Bir daha söyleyelim, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci bütün soruları doğru cevaplandırmış, 500 tam puan almışlar. Saat 8.35 sevgili seyirciler ve dinleyiciler, LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edildi, açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarını meb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz, öğrenebilirsiniz efendim. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı. Yani 36 farklı ilden katılan 97 öğrencinin bütün soruları bilmesi ve 500 tam puan almasını nasıl değerlendirmek lazım? 1.038.492 öğrenci girdi. 1.038.492 öğrenci arasından 36 farklı ilden 97 öğrenci bütün soruları doğru yanıtladı. 500 tam puan aldılar. Sınava katılma oranı %83. meb.gov.tr adresinden sınav sonuçları öğrenilebilir. Bunu bir kere daha duyuralım. Efendim bu sınavla ilgili sonuçlar meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda LGS sınav sonuçlarıyla merkezi sınav değerlendirme raporu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim analiz ve değerlendirme raporları serisinin 16.sı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. Sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi. Efendim 1.038.492 öğrencinin girdiği bu sınavda katılım oranı %83 olarak gerçekleşti. Öğrencilere sorular soruldu. Bu sorularla ilgili efendim 36 farklı ilden 97 öğrenci bütün soruları doğru cevaplandırdı ve 500 tam puan aldılar. Şu anda meb.gov.tr adresinden sınav sonuçlarıyla ilgili puanlar öğrenilebilecek. Gazetelerde tercihlerle ilgili uyarılar var. Tercihlerinizi yüzdelik dilimlere göre yapın diyor. LGS ile ilgili mesela Sabah gazetesinde efendim tercihler önemli. Puanlar öğrenildikten sonra bu sefer onun kaygısı başlayacak. Tercihlerinizi yüzdelik dilimlere göre yapın uyarısı
Sabah gazetesinde yer alıyor, onu görmüştüm. Tercihlerle ilgili hemen bu durumu sizlere anlatalım. map.gov.tr adresinden tercihler öğrenilebilir efendim. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'ın izniyle yarın sabah saat 6'da bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz.